Trabzon'a benziyor. Hadi ya. Bulutlar da aynı pamuğa benziyor. Peki bu bulutlar kümülüs mü, nimbus mu? Bari onu söyle. Hadi, sizden daha yaratıcı şeyler bekliyorum. Hocam, teşhis koymadan önce hastayla konuşmamız gerekmez mi? Niye? Hasta doktor mu? Hayır. Ama işimize yarayacak bir bilgi verir. Herkes yalan söyler. Sen yeni geldiğin için bilmiyorsun. Hoca hastalarla uğraşmaktan pek hoşlanmaz. Nasıl yani? Hastalarla uğraşmak için doktor olmadık mı biz? Hayır. Hastalıklarla uğraşmak için doktor olduk. Hastalarla uğraşmak doktorları mutsuz eder. Yani tıp biliminden insan faktörünü çıkartalım mı hocam? Hastalarla konuşmazsak bize yalan söyleyemezler. Biz de onlara yalan söyleyemeyiz. İnsanlık mı insanlık, abartıyorsunuz bu işleri. Bence tümör değil. Emin misiniz hocam? Yani çünkü bütün belirtiler tümörü gösteriyor. Hem tıp fakültesinin birinci sınıfında bize öğrettikleri gibi nal seslerini duyunca insanın aklına ilk at gelir. Sebra değil. Hani herkes yalan söylerdi hocam? Öyle demiştiniz. Gerçekler yalanlarla başlarmış. Ha? Düşün işte. Bu neydi şimdi ya? Gerçekler yalanlarla başlarmış. Bir anlamı yok değil mi bunun yani? Beni trollüyor. Zeynep. Bırakayım seni istersen. Ha yok, ben kendim giderim. Sağ ol. Abi, seni bırakayım istiyorsan. Yok yok, ben giderim, sağ ol. Eyvallah, hadi görüşürüz. Bir dakika, bir dakika. Yarın okula kim gidecek? Yeni gelen gitsin bize Mehmet. Sebep? Yeni geldi diye bütün angaryaları ona mı yıkacağız? Şimdi birincisi bu bir angarya değil. İkincisi okul olmasaydı ben giderdim zaten. Ama çoluk çocuk falan benim kafam kaldırmaz şimdi. Hmm. Sen git Zeynepciğim. Sen seversin çocukları ha? Hmm. Evet. Yazı. Ben kaçtım. Tura. Mükemmel. Lokasyon bekliyorum. Selam. Selam. Neredesin? Bilmiyorum ki ben de. Nereden bilmiyorsan nasıl bulacaksın? Bir bilsem. Sen de garip bir koku alıyor musun? Ailesi Melis'in de alıp beslenme çantası oradaydı. Yumurta koymuştur, o kokuyordur. Peki bugünlerde hiç böcek gördün mü sınıfta? Bir böcek mi görmedim? Peki sınıfa hiç dışarıdan hayvan getirdiniz mi? Ne bileyim böyle yavru kedi falan. Emin misin? Öğretmenine söylemem bak. Bana güvenebilirsin. Arkadaşlar bu adam normal falan değil ya. Bırakalım ölsün diyor resmen. Ölsün demiyor. Bekleyelim görelim diyor. Ya tamam da abicim ya ne bileyim. Yapabileceğimiz başka bir şeyler olmalı. Aslında bir şey var. Bir şey var ama bana yardım etmeniz gerek. Bir dakika, bir dakika. Sen ciddi misin ya? Şaka yapar gibi bir halin mi var? Ha ondan ben seni bahçede bulduğumda 5 kuruş suratla oturuyordum. Seni bu yüzden mi işe almış ya? Ciddi ciddi böyle mi söyledi?
Valla söylediği bu. Kültür mültür bir şeyler anlattı. Sokakta büyümüşüm. İşte sokağı biliyormuşum. O kadar değildir canım. Notlarına, dosyana falan bakmıştır herhalde. Valla bilmiyorum arkadaşlar. Söylediği bu. Vay be. Ne demek markete girdiniz ha? Ne aldınız abi peki markette? Bir önemi var mı bunun? Yok ya öyle meraktan sordum. Hayır peki sadece market mi yoksa araba falan da? Evet. Az kaldı zaten geldik. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? Nasıl giriyoruz içeriye? Mehmet Ali. Heh, ben mimlendim ya ben. Ben çünkü Escobar oldum, ben narkoz oldum. Kapıyı da ben açayım. Hı? Biz öyle bir şey mi dedik ya? Buyurun o zaman. Zeynep, sen aşağıya tut. Emre, sen de yukarıya bak. Ben açıyorum. Sen ciddi misin ya? Benim için çocuk oyuncağı. Buyursunlar. Hadi be. Ciddi ciddi açtı herif kapıyı. Vay be. Birinin evine girmek bu kadar kolay ha. Ne kullanılır abi? Maymuncuk falan mı? Maymuncuk değil. Ha, kapının kilidinin arasına kredi kartı soktun filmlerdeki gibi. Nasıl? Anahtarı arkadaşlar. Hemşireden rica ettim getirdi. Öyle kriminal bir durum yok yani. Elimizde detaylı bir soy geçmiş bilgisi olmadan sağlıklı bir teşhis koyabilir miyiz? Ben aileden detaylı soy geçmiş bilgilerini aldım hocam. Hangi aileden? Hangi aileden? Ortada bir aile yok. Nasıl yani? Çocuğun babası gerçek babası değil. Yok artık. Hocam? Nereden anladınız bunu? Çünkü babaların %30'u başkasının çocuklarını büyüttüklerinin farkına varmazlar. Aa, saçmalamayın. Konumuza dönebilir miyiz? Eğer bu hastalığı annesinden babasından almış olsaydı şimdiye çoktan ikisi de ölürdü. Memoli ben demin ne dedim? Babası gerçek babası değil dediniz. Peki bu hanım kızımız hala ne anlatmaya çalışıyor ben anlamadım. Vallahi hocam açıkçası ben de babasının gerçek babası olduğunu düşünüyorum. Var mısın iddiaya? Efendim? İddiaya gel. Hocam böyle bir konu hakkında iddiaya mı gireceksiniz gerçekten? Benden 500'lük çalışır. Paranı alırım sonra hocam üzülme. Oo, yarana tuz bastım galiba ha? Merak etme geceleri seni yatıran adam babiş kondu. 750 olsun. Pardon konumuza dönelim mi lütfen? Sana iyi haberlerimiz var. Tedavin işe yarıyor. Bağışıklık sistemin de olumlu yanıt verdi tedaviye. Biraz erken ama bakalım. Yukarı bak. Gayet güzel. Bakalım beynimiz neler yapabiliyor. Y ile başlayan hayvanları say bakalım. Yengeç, yunus ve yaşlı fil. Bir öncekinden iki tane daha fazla, bravo. Deniz. Şu evlatlık konusuyla ilgili. Kendini kötü hissetmiyorsun değil mi? Yo, ben 5. sınıftan beri biliyordum ki. Nasıl yani?
Nereden biliyordun? Çukur çene. Benimki öyle, babamınki değil. İnternetten baktım ben. Kalıtımsal bir şeymiş. Doğru. Otozomal dominant kalıtım. Yani baskın kalıtım. Anne ve baban da olmadığına göre biyolojik olarak bir akrabalığın... olamaz. Hoca başından beri biliyordu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.